Ören Ayşe Hobiler YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımdan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz örgü tekniklerine devam ediyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar düz örgü nasıl örülür onu göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde alt lastik yapmıştım ben daha önce. Lastiğimin üzerine yapacağım arkadaşlar düz örgümü. Evet, dilerseniz hemen düz örgü nasıl yapılırmış bakalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Öncelikle ilk ilmeğimi boştan alıyorum arkadaşlar. Sonraki ilmeğimi bu şekilde düzden ördüm. Yani şuradan bakın taktım. Şu şekilde ilmeğimi aldım. Bu şekilde çıkarttım. Şimdi 4-5 tane ilmeğimi kenar lastik olması için bir ters bir düz şekilde öreceğim öncelikle. Kenar lastiği olsun istiyorum çünkü. Evet. Şunu da şöyle alalım. Bu kadarı yeterli benim için. Şimdiden sonraki ilmeklerimin hepsine bakın. Şuradan giriyorum. Şişimi geçirdim. İlmeğimi aldım. Ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğimi de aynı şekilde bakın. Bu şekilde aldım ve geçirdim. Buradan alıyorum. Hepsini aynı şekilde örüyorum. Yelek modellerinde, battaniye modellerinde, hırka modellerinde, atkı modellerinde düz örgüyü çok kullanırız arkadaşlar. Yani şiş ile ilgili örgülerde mutlaka düz örgü geçer. Bu şekilde her bir ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Bir değişiklik yok. Evet. Bu şekilde en son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Burada ipimi bir aşağı atayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine bu şekilde örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi istiyorum ki ilmeklerim düz örgü olsun. Yani önden bakınca düz olsun, değil mi? Sonraki ilmeklerimi arkadaşlar şu şekilde ipimi kendi tarafıma alarak şöyle yapalım. Şişimi de, sağ elimdeki şişimi de şöyle ilmeğimin sağ tarafına geçirerek buradan ipimi alıyorum ve ilmeğin içerisinden geçirdikten sonra şişimden çıkartıyorum. Bir sonrakine, bir sonrakine. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bakın, ön taraftan göstermek gerekirse bakın sırf düz gözüküyor. Şimdi daha çok az olduğu için tam anlaşılmayabilir. Bakın ipim kendi tarafımda ve ilmeklerimi kendi tarafımdan doğru alarak örüyorum. Bu şekilde kenarda ayırmış olduğum lastiklere kadar aynı şekilde öreceğim. Kenar kısımda ayırmış olduğum lastiklere kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bakın son iki ilmeğim kaldı. Şimdi lastik kısmına nasıl geldiğimizi anladığımızı göstermek için onları örmedim. Bakın zaten tersteki ilmekler bakın bu şekilde kendini belli ediyor. Burası düz örgü. daha farklı duruyor. Buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bundan sonrasını bir ters bir düz olarak yapacağım. Çünkü kenar lastiğim olsun istiyorum. Evet, en son ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. Bir üst sıramızı da yine en sonki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz, bir sonraki ilmeğimi ters, lastiklerimi yapıyorum. Evet. Şimdiden sonra bakın yine sadece bu taraftan alarak ilerleyeceğim. Değişik bir işlem yok arkadaşlar. Bakın modelin ön yüzünden giderken ilmeğimi şu taraftan batırıyorum. Bakın şişimi bu şekilde alıyorum. Ön tarafından giderken. Bu şekilde. Evet, sonuna kadar gelmek üzereyim. En son ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bakın burası alt tarafı lastik, üst tarafı sadece düz örgü. Şöyle tersten de göstereyim. Ters tarafının nasıl gözüktüğünü bakın. Bakın buralar lastik kısmı. Başta ayırmış olduğum lastik yeri. Burası tersten. Görüyorsunuz. Ters örgü de bu şekilde olmuş oluyor. Aynı zamanda aslında videoda onu da göstermiş oldum. Şimdi tekrardan ters tarafını bir kez daha göstereyim. Şöyle ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ters tarafında ip kendi tarafımda duruyor. Ve şişime takmış olduğum ilmeği de kendi tarafımdan takıyorum. Ve bu şekilde diğer şişimden ilmeğimi geçiriyorum. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Yine lastik kısmına gelesiye kadar böyle tersten öreceğim. Hem ters hem düz ilmekler nasıl alınır bunu göstermiş olduk. Ters ve düz örgü nasıl yapılmış oldu aynı zamanda göstermiş olduk arkadaşlar. Bakın lastik yerime geldim. Şimdi görüyorsunuz zaten ilmeğimi daha farklı duruyor. Bunu düz aldım, bir sonrakini ters aldım. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben isterseniz sizler için anlaşılması adına birkaç sıra daha öreyim. Sonrasında buluşalım ki arkadaşlar şöyle tam bir ortaya çıksın. Şöyle düz örgümüz, ters örgümüz tam bir şekilde ortaya çıksın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ben birkaç sıra daha ördüm. Bakın burası lastik kısmı, burası düz örgü. Görüyorsunuz. Şu kenarımızda yine lastik. Burası dümdüz. Umarım aradaki farkı anlayabilmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın burası da ters örgümüz. Buradan daha iyi anlaşılıyor lastik ve ters örgü arasındaki fark. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Dilim döndüğünce düz örgü nasıl, ters örgü nasıl yapılır anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, emoji dahi olsa da bir yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.